İsrail'in demir kubbesi tüm gökyüzünü kaplıyor. Peki nasıl oldu da İran'ın füzeleri Tel Aviv'i vurmayı başardı? Mantık aslında çok basit. Demir kubbenin radarları roketi görüyor. Bilgisayar bu roket nereyi vurur diye hesaplıyor ve önleyici roket tam dibine gelince havai fişek gibi patlıyor ve roketi havada toz duman ediyor. Menzili 4 ila 70 kilometre arasında, başarı ortalaması %90 civarında. Yani İran'dan atılan 100 tane füzenin 90'ını engelleyebiliyor ve 10 tanesini es geçiyor. İran'dan atılan balistik ve hipersonik füzeler yeryüzüne yaklaşık 90 derecelik bir açıyla atmosfere fırlatılıyor. İran bu füzelerden yüzlerce adet gönderiyor ve demir kubbe bazılarını es geçiyor. Hatta bir önlemenin maliyeti 50 bin dolar civarında. Demir kubbe aslında kısa menzilli roketleri vuruyor. Daha uzak ve hızlı balistik füzeler için David Sling ve Arrow gibi başka sistemler devreye giriyor. İran'ın yeni Hacı Kasım füzeleri çok daha gelişmiş, teknolojik ve havada yön değiştirebilen füzeler ve demir kubbeye geçmesi epey bir kolay. Siz de görmüşsünüzdür, bazı İran füzeleri boş bir araziye çöle düşüyor. Demir kubbe aslında bunu hesaplıyor, kimseye zarar vermez, bırak düşsün diyor ve bu şekilde bazı füzeleri de es geçebiliyor. Bizim de tabii çelik kubbemiz var. Bunu başka bir videoda sizlere anlatmıştım. Şimdi yorum sırası sizde. Umuyoruz ki bu savaş en kısa sürede biter ve siviller bu durumdan çok fazla zarar görmezler. Şimdi yorum sırası sizde. Bir başka videoda görüşürüz.